Avniye geldi. Aranızda bu erkeklerin karısı olan var mı? Yok! Karılarınızı başka yerde düşürmüş olmayasınız sakın. Bana bak Kezban. Ya karılarımızı verirsin ya da seni cendermeye şikayet ederim. Karılarımızı zorla tutamazsın. Evet tutamazsın. Gelmiyor. Gitmek isteyen var mı? Yok. Duydunuz işte. Hadi yürüyün de ense tıraşınızı göreyim hadi. Evet beyler. Siz mi gideceksiniz yoksa sizi biz mi yollayalım ha? Hadi çekin arabanızı buradan. Evin reisi kadınlardır demeyene kadar da gelmeyin. Hadi! Evet. Hadi! Hadi! Konuş ulan konuş! Çabuk düşün! Yapmayın ha! Çalışır lan saksı! Yapar! Hadi lan filmci! Ya yapmayın ya! Benim sulandı ya yapmayın artık! Hani bir çare bulurdun ha? Ne oldu ha? Yapmayın! Bana be hadi arıma bir çare bul! Opa! Yapmayın ha! Yapmayın! Yapmayın! Kadınları mutlaka dize getirmeliyiz! Ne yap net bir çare bul lan! Yapmayın! Ya buldum mu lan konuş ulan! Buldum! Burhan? Yanındaki de kim öyle? Abla, Burhan abi seni aldatıyor. Vay alçak. Kız Ayrış, benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Ay eniştem değil mi o? Arkadan bakınca öyle görünüyor. Vallahi o. O yanındaki kadın da kim? Ulan mercimek. Ben seni tencerede kaynatıp mercimek çorbası yapmaz mıyım? Yaktım tiranı Salim! Hamide teyze. Ne oldu Cemile? Bu gelen Bekir amca değil mi? Yok yok bu Bekir değil. Bekir'imi biliyorum benim üstüme gül koklamaz. Çok genç bir kadın. Güle de benzemiyor. Gonca bu gonca. Sana söylemek istemezdim ama... korkarım ki Bekir amcayı kaybettin. Ne? Curan kırılsın Bekir'im. Benim gibi genç ve güzel bir kadına bunu nasıl yaparsın? Allah! Bak bak! Söyle bakayım! Kadınların en büyük silahı nedir ha? Gözyaşı. Güzelliği, güzelliği ya! Ne yani? Onları güzelleşerek mi yola getireceğiz he? Aa, gelenler var. Hı? Aha! Hani mankenler basmış köyü. Ana! Kezban ve ahalisi. Of! Sübüyoya bak! Aha! Şşt! Beyler! Şimdi! Şşt! Beyler! Ne lan şey gelin! Dur, 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 dur! Ben o mankenle tanışmaya gidiyorum! Evet! Gördüklerin gerçek değil. Bunların hepsi serap, serap. İyi. Serap Hanım'la danışayım o zaman. Gel buraya. Hacı! Hacı Arif! Lan dur lan. Ufak çocuklar oyuna gelmeyin. Bırakın beni. Hacı Arif'in tuzağına düşmek istiyorum. Hacı Arif beni anlasın. Sus Kezban'a bakın hele. Kezban, Kezban. Bu sadece bir vitrin değişikliği. Oyuna gelmeyin. Hadi arkadaşlar kendinize gelin. Kaçalım yoksa foyamız meydana çıkacak. Hadi. 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 Hatırlar ya. Gördünüz mü? Vallahi korkulur sizden. Kadınları size getirdiniz ya. Bu sefer kıskançlıklarından çatır çatır çatladılar. Şuraya yazıyorum. Kezban 3 güne kalmaz dizlerime kapanacak. Hacer bıyığın düştü. Başlatma bıyığından yürü. Allah Allah. Ayrış balıklar oltaya düştü. Hı? Akşama bir güzel buğulama yaparız. Yok yok. Bir güzel kızartırız ha.
Izgarası daha iyi olur. Şunların haline bak. Ana. Bu ne? Hayruş yok. Bekir amcaya bak, korktum valla. Psikopatım benim. Ana. Bak. Zübiye. Kadını bende, erkeği yendi arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. Nasıl doğruzlandılar ama? Bekir'i gördünüz mü? Beni başka erkeğin yanında görünce gözleri yuvalarından fırlıyor. Yağmur başladı kızlar, ısınacağız. Hadi yürüyün, hadi, hadi. Yürüyün arkadaşlar. Köyümüzü de namusumuzu temizlemeye geldik. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. At bizim, avrat bizim. Cüracı bekizlerleri bana. Sen bana nasıl ihanet edersin Hamide? Bekir'im ben suçsuzum. Bu yakışıklı erkeği kader çıkardı karşıma. Alın yazın böyle. Elveda Bekir'im, seni çok özleyeceğim. Ne dediğini kulaklarım duyuyor mu ana? Anan sana kurban olsun Burhan. Elden bir şey gelmez. Kaderimse çekerim. Ya sen Kezban'ım. Neredeyse torun sahibi olacaksın. O şişmanı koluna takmaya utanmıyor musun ha? Ayıp oluyor ama. Sen gül gibi kızı koluna takmaya utandın mı Salim? Hem siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Erkekleri kara borsa mı sandınız? Aha! Duba gibi erkek. Senin gibi 5 tane Salim eder. Duba ha? Ben sana gösteririm. Sülbiye sen bunu bana nasıl yaparsın? Rüzgar eken fırtına biçermiş Burhan. Ben gerçek aşkımı buldum Burhan. Nasıl ama? Senden çok yakışıklı değil mi? Sülbiye, unutma sarılmak ücrete tabi. Bana 20 milyon borcum var. Sus salak, senin olduğunu anlayacaklar, bozma. Hadi sevgililerinizi alın da gidin. Onlar kadın değildi ki Kezban'ım. Avni, Saffet ve Ercep'ti. Sizi kıskandırmak için onları öyle giydirdik ya. Ne demişler? Ava giden avlanır. Bunlar da gerçek erkekler değil Salim. Hayruş, Hacer, Cemile. Bizi en ay yerine koydular. Ay sen değil aileyle doyma Cüracı Bekir. Sülbiye'nin yanında erkek olmasın da ben enayi olmaya razıyım. Hacer'im sen erkek mi oldun? Peki ben kimlerden Hacer? Senin kadın olduğunu duyunca ben de erkek olmaya karar verdim. Ne haber Hacer? Sen beni kadın yapma dedim. Sen beni kadın yaptın. Bak Hacer'im kızmış. Salak. Hacer yine bildiğin Hacer. Beyler, aklınız başınıza geldi mi? Evet. Söyleyin bakalım. Evin reisi erkekler mi, kadınlar mı? Kadınlar! Kadınlar, aferin. Amanin, kadınlar dediler. Kimmiş bakayım evin reisi? Erkekler! Yaşasın be. Lan mercimek, duydun mu? Erkekler diyor lan. Duydum. Demek ki ne erkekler kadınsız ne de kadınlar erkeksiz olamıyorlar. He. Bu durumda evin reisi hem kadınlardır hem erkeklerdir. Hay be. Şişir, şişir. Çekil. Onlar öldü de ondan. Çok şekersiniz. Sen çekil lan. Harim. Harim. Oğlum benim oğlum. Oğlum çekil. Çok yakışmış. Oy benim canım babam. Canım. Oh. Canlarım benim canlarım. Sizleri gurbet çok özledim. Gurbet sor değil mi Salim? Gurbet mi? He.
10 senedir Almanya'dasın ya. Çocukları çok özledin tabii. Ay Kezboş. Bırak adamcağızı da çocuklarıyla hasret gidersin. Var mı üstüne Allah aşkına? E sen de bırak da karı koca biraz konuşalım. Annemle teyzem yine kavga ediyor. Kavga etmiyorlar oğlum, atışıyorlar. Sana ne? Kahveni getirdim babacığım. Sağ ol kızım, sağ ol yavrum benim. Kahvenin yanında niye su getirmedin abla? Kalk onu da sen getir. Ben de babamla biraz hasret gidereyim. Aa. Sen ne kadar kıskanç bir şeysin ya. Hacer bana bak. De git. Yaşasın. Ablalarım da kavga ediyor. Bana salak demediler. Yaşasın. Salak. Sevincim boğazımda kaldı. Ona boğazımda değil kursağımda kaldı denir yavrum. Niye baba? Ben kuş muyum? Yok canım. Kuş değilsin ama birazcık kuş beyinlisin. Aa, varmayınca boşumun üstüne. Onlar abla kardeş sohbet ediyor. Sana ne oluyor Ayruş? O zaman biz de abla kardeş kavga edeceğiz canım. Al sana. Allah Allah. Bekirler'de erkeklerle kaldığımdan ne kadar mutluydum. Ne kadın da ya ne de kadın dırdırı vardı. Nedir bu ya? Şu hale bakın sen ya. Sen ne dedin enişteciğim? Ay ya sen bir şey dedin. Kaç! Üstünden asfalt indirgeliyor. Kaç! Oh be, midemiz bayram etti vallahi yenge. Ana ne olur bir daha bizi terk etme. Eder miyim Burhan'ım? Bir daha evi terk edersem seni de yanımda götüreceğim. Ne demek istedin şimdi sen ha? Bana el kaldırırsan diyorum. Sana hiç el kaldırır mıyım he? Günaydın kızım. Kanarya. Tavus kuşu. Ne yapıyorsun? Bana hayvan isimlerini mi layık görüyorsun Bekir'im? Bana gülüm, Menekşem, Mimuzam desene. Baksana. Sizi rahatsız etmiyoruz değil mi? Sizi gidi sizi. Yok canım ne rahatsızlığı. Siz yabancı mısınız? Sizin burası. Ellerine sağlık yenge. Yemekler çok güzeldi hani. Afiyet olsun. Safet. Sen herkese senaryolar yazıyorsun. Bana niye yazmıyor? Ne edeceksin kız senaryoyu? Artist mi olacaksın? Olabilir. Benim Hülya Aşar'dan neyim eksik? Eksin yok ana. 30 yaş fazlalığım var. Tabii bir de 20 santim boy kısalığım var. Bekir'im, duydun mu oğlum bana hakaret etti. Hani senin oğlundu? Vallahi bazen kuşkuya düşüyorum Bekir'im. Acaba DNA testi mi yaptırsam? Hadi hadi sen sofraya topla yürü. Amcaoğlu. Hı. Bak. Sana ne göstereceğim. Bak burada ne yazıyor? Kısa metrajlı film. Kısa metrajlı film yarışması. Evet. Ne var bunda? Ne varı var mı amcaoğlu? O yarışmaya katılıp birinci olacağım. Sen birinci mi olacaksın? Sondan mı? Vallahi beni de bu filmde oynat diye yalvaracaksın ama ben seni oynatmayacağım. Ben de çok meraklıydım oynamaya. Filmin konusu aşk ama. Düşünebiliyor musun amcaoğlu? Başrolde sen ve Sülbiye. Lan ben de oynayacağım mı yani? Buranın taş kalpli babasını da sen oynayacaksın Bekir amca. Oğlum neren benim rahmetli Erol Taş'a benziyor ha? Şimdi anladım beni ne diye mutfağa yolladığınızı. Niye? Çekeceğiniz filmin oyuncularını seçiyorsunuz ama ben kadroda yokum. Yenge. Ana yok öyle bir şey. Kulaklarımla duydum. Safet film çekecek. Filmi neyle çekecek? Fotoğraf makinesiyle mi? Babama telefon ettim. Bana Almanya'dan son model bir kamera gönderecek. Hem de Japon malı oğlum. Babanla mı konuştun? Bizden selam söyledin mi oğlum? Ya vallahi unuttum amca. Yarın yine arayacağım. O zaman söylerim. Ey. Çekeceğin filmin konusu aşk mı Saffet? Evet. Evet yenge. Hem de her yaşta aşk. Benimle Bekir'imin aşkını yaz öyleyse. Kadın, bizimkisi aşk evliliği değil. Mantık evliliği. Mantık ne ki Bekir'im? Ha işte o sende olmayan. Hahahaha.
yasada etik anlayıştan uzak... Ne diyorsun lan deli? Negatif düşünceler telepati yoluyla karşı cinse duyum sanarak... Recep, sen iyi misin Recep? Ne saçmalığın öyle? Ettiğini beğendin mi anne? Şurada ne güzel akıllı adam rolü yapıyorduk. Her şeyi berbat ettin. Ne o lan? Akıllı olmaya mı karar verdin? Ne yapayım? Deli olduğum için Hacer'im benimle evlenmiyor. Akıllı olursam belki bana varır. Oğlum anneye bakarak akıllı mı olunur? Biraz daha anneye bakarsan hepten delileneceksin lan. O zaman bana akıl ver anne. Hacer'le evlenmek için ne yapayım? Git lan. Kelim benim olsa kendi başına sürermiş. Sağa verecek aklım olsa önce Südiye ile ben evlenirdim. Yani şimdi sen de mi akılsızsın? Dur kılıçlar. Ben akıllıyım. Anne. Ne var? Şimdi diyorum ki... Ben deli olduğum için Hacer benimle evlenmiyor. Sen de akıllı olduğun için Sülbiye seninle evlenmiyor. Peki aramızdaki fark ne? Ya demek ki ha akıllı ha deli. Bakayım. Bir de buradan bakayım. Ben fark göremiyorum. Ya sen? Fazla düşünme abi, fazla düşünme. Sen de benim gibi olacaksın sonra. Ha, nerede kalmıştık? Globalleşen bu dünyada özüm sanarım çocuğum. Ay sağlık gibisi yok çocuklar. Ne demiş Kanuni? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bravo kız. Nereden öğrendin sen bunu? Sevgilisi Malimi ondan öğrenmiştir. Hiç olmazsa deli değil. Bana bak, baktım ne var? İyi günler. Ay iyi günler çocuğum. Bu paket bize mi? Saffet Çıracı'ya ait. Bizim Saffet'e mi? Tanıyor musunuz? Bizim bu köyde herkes birbirini tanır da o ne? Bana evini tarif edebilir misiniz? Şu ilerideki evde oturuyor ama bu saatte onu evde bulamazsın. Kahvededir. Şu yolu takip edersen dümdüz kahveye gidersin. Dümdüz. Teşekkür ederim. Şey bir şey söyleyeceğim. O paketin içinde ne var? Bilmem. Senden mi meraklısın be Hacer? Hadi. Burası ne biliyor musun Salim? Okulun yemekhanesi mi? Senin de aklın fikrin yemekte Salim. Burası müdür odası. O zaman müdür ben olayım he? Müdürlük sana bir beden küçük gelir Salim. Sen genel müdür ol ya da müfettiş. Yani mercimek kadar beynin var Salim. Biz buraya okul yaptırıyoruz. Alışveriş merkezi değil. Müdür olacakmış. Ne yapayım Gezban'ım? Bu köy köy yerinde boş boş gezmekten canım sıkıldı ama. Bu köyün muhtarı olarak sana bir torpil yapabilirim Salim. Seni okula müstahdem olarak aldırabilirim. Ne yani? Bacak kadar çocuklara hademelik mi yapacağım ben şimdi? Bak bunu düşünemedim Salim. Sen ne de olsa 3 üniversite bitirmiş, Amerika'da master yapmış birisin. Yani bu köy yerinde Oxford Üniversitesi vardı da okumadım mı ben yani? Hoş geldin İbrahim Tatlıses. Hani nerede? Ben onu çok severim. Sen beni çıldırtacak mısın Salim? Biraz rahat dur da okul projesine bakayım. Salim, buraya okul yapıldığını görürsem gözlerim açık gitmeyecek. Düşünebiliyor musun? Bu boş kurak tarlada çocuklarımızın şen kahkahalarını duyacağız. Sen hayal görüyorsun be Kezban'ım. Niye lan? Milli Eğitim Bakanlığı'na okul yapılması için dilekçemi verdim bile. Yakında gelirler. Daha bin annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okul olup sınıflara doğurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul yapılınca ilk seni kaydedeceğim valla. Aha, beş. Aha.
zaman al lan. Ya, ilaçlarım da neredeyse bitti bitecek. İlaçların bitince delinin geçmiyor değil mi Sibet abi? Kaç defa söyleyeceğim sana kerata. Ben deli değilim. Tedavi gör. O nerede? Hay Allah. Bitmiş. Ben ne yapacağım şimdi? Aman. Mutlaka ilaç almalıyım. Yoksa... Ya dur. Ne oluyor ya? Zarlar da dahil olmak üzere her şey simetrik olmalı. Ya dur. Ya Sümetri abi dursana. Yavaş ol be. Aha. Her şey simetrik olmalı. Bu ne? Ben geri delirdim Sümetri abi. Eyvah desene sil baştan. Sümetri abi yine delilendi. Olmaz. Her köyün bir delisi var. Tabii canım. Aklını başına topla Sümetri abi. Yoksa kralları değişiriz ha. Her şey düzenli olmalı. Ya şu ilaçları bir an önce gelsin yoksa biz tutturacağız. Her şey simetrik olmalı. Dur orada. Efendim? Saklanın bombalar! Kırpızalar! Kırpızalar! Aman yukarı inmişim. Aşağı çıkacağım. Onu kim gönderdi ha? Kime getirdin? Burada ismi... İyice saklanın, pakette bomba var! Saklanın! Bomba mı? Susun! Bomba ses ayarlı olabilir. Bomba! Bomba patladı abi! Ne bombası be? Ben acele evlenmeden ölmek istemiyorum abi! Sus lan salak! Evlenmenin zamanı mı şimdi? Yapma kız. Bekir'le aramızı mı açacaksın? O gelmeden sileriz. Hamide teyze, sen Bekir amcayla nasıl evlendin? Beşik kertmesiyle. Ona aşık mıydın? Ne aşkı kız? Ben onunla çocuk yaşta evlendim neredeyse. O yaşta aşktan ne anlardım? Peki, şimdiki aklın olsaydı onunla evlenir miydin? Gençken Bekir'im çok yakışıklıydı. Ben de çok güzeldim. Bir içim su gibiydi. Deniz akkayalar. Gül ben ergenler, elime su dökemezdi. Güzelliğimle erkeklerin başını döndüm. Gençken derken bak aklıma geldi. Geçenlerde Mudanya'ya gitmiştim ya. Oradaki eczaneden bir güzellik kremi almıştım. Hani televizyondaki reklamlara çıkan kremlerden. Dur bir getireyim. İşte bu. İnsanı 10 sene gençleştiriyor. Ben de süreyim mi? Senin ihtiyacın yok ki, sen zaten çok güzel bir kızsın. Ama Burhan farkında değil. Aman onda da zevk yok. Olsun yine de süreyim. Önce ben ama. Ah bakalım 10 yaş gençleşince Bekir'im yanımda nasıl duracak? Dur ben sana süreyim. Ben de sana. Gençleştin mi kız? Ay, kremden belli olmuyor ki. Bana bolca sür. Ay ay, benim yüzüm yanmaya başladı. Benim de kaşınıyor. Alerji yapmasın sakın. Aman yanıyor. Çabuk geç. Durun bir tahmin edeyim. Bu bombayı buraya kim göndermiş olabilir? Tamam. Rakip kahvenin sahibi olabilir. Tabii buraya çok müşteri geldiğini görünce...
Ya bu köyde başka kahve yok ki, rakip kahve olsun. Ha. Allah Allah. Of ha. Ya ben çok sıkıldım, gidiyorum ya. Avni Bey, patlayabilir. Git lan, korkarak ölmektense erkek gibi ölürüm daha iyi. Avni. Allah'ım evdeyim Avni. Ama ben Hacer bile evlenmeden ölmek istemiyorum. Abi ben bu... Sus, konuşma. Sesin basınç yapabilir. Aman! Ne oluyor burada? Sakın gelmeyin, bomba var. Aman. Abi vallahi bomba değil. Safiye Çuracı adına gelen bir koli. Ne? Bana mı? Babam kamera göndermiş. Ver şunu. Aman. Kimlik alabilir miyim? Babam göndermiş. Şuraya bir imza atar mısınız? Al. Dikkatli olun. Aman. Aman. İlk imzam sanat camiasına hayırlı ve uğurlu olsun. Yakında ünlü bir yönetmen olunca herkes imza almak için kuyruğa girecek. Zahmet oldu ama... Rica ederim. Çocuğa bahşiş versene. İmza verdim ya, o milyarlara bedel. Sağ ol abi. Patlayacak! Bana bak Sinek, sen çıkıp biraz dolaşsana. Belki temiz havayı gel. Yürü hadi, yürü! Allah Allah, yürü! Aslan babacığım, hemen de göndermiş. Beni çekecek misin abla? Çekeceğim. Açalım. Açalım, da açalım. Açalım. Aman. Aç, aç, aç. Bu nasıl çalışıyor? Oğlum bak, kataloğu var. Okuyup anlayacağız. Ver sen şunu bakayım. Ben de bakayım. Hadi. Oğlum, burada Almanca yazıyor. Ben Almanca falan bilmem ki. Ben bakayım. Girecek doldu ya. Şenden bineceğiz sanki. Ver bakayım. Al bakayım. Aferin lan Ercep. Çalıştırdın. Allah. Yönetmen Saffet ilk başında. Beni çek, beni çek. Merhaba. Oğlum çekmesene. Lan oğlum çekme. Çekme lan. Amcanın oğlu çeksin. Hadi lan. Oğlum zaten kaset yok ki onun içinde. Salak. Hayruş. Hayruşum. Hayruşum mu? Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Ah, sizden iyi olmasın. Hamlet'i ben de çok severim. Hayır Hayruş. Kalbin yalnız benim aşkımla dopdolu olacak. Zira kalbim son darbeyi yine senin aşkınla vuracak. Benimle evlenir misin? Ah, vallahi çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya evet diyeceksin ya da hayır. Yes veya no da diyebilirsin. Yes mi no mu? Yes mi no mu? Yes mi no mu? Hani yabancı sözcüklere karşıydın? Aman geçmiş onu Tayruş. Bana cevap ver lütfen. Answer the question please. Öyle damdan düşercesini teklif ettiniz ki ne diyeceğimi şaşırdım ayol. Düşün, taşın, bana haber ver. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Hayruşum, minik kuşum. Ben Simitri sana Bey.
çokluğun açıldığını dünya gözümle görsem dam yemeyeceğim. Merhaba Kezboş. 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 Kız Kezboş. Kezboş. Ay! 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 Ödümü kopardın. Ne o? Dalıp gitmişsin. Sana ne? Senin ne işin var burada bu saatte? Dur tahmin edeyim. Kendine ev tuttun, ikametgah değişikliği için geldin he? O dediğin pek yakında olabilir. Ne o pek yakında bu sinemada der gibi? Doğru düzgün cevap versene. Hem ben sana otur dedim mi? Devlet memurunu boş yere meşgul etmekten hakkında tutarak hazırlatırım, haberin olsun. Ay şu ağzını fermuarına çek de biraz beni dinle canım. Aa. Bana evlenme teklifinde bulundu. Ne? Dediğimi duydun. Demek bu köyde senin kadın olduğunu fark eden bir enayi çıktı. Kimmiş bu? Simetri Bey. Deli Simetri mi? Aa, nereden deli oluyormuş? Gayet aklı başında, şık, kibar, nazik bir beyefendi. Ey Allah'ım yarabbim. Bizim sülaleye akıllı bir görücü gelmeyecek mi? Çalgıcı Burhan Sülbey'e aşık. Deli Ercep Hacer'e, deli Simetri de ablama. Ay sevsinler. Seni de gören dört dörtlük kocayla evlisin zannedecek. Salim de normal bir insanın dörtte biri. Hiç olmazsa akıllı. Bizimkiler akıl fukarası. Ama seninki boy fukarası. Zaten bir deliden başka seni kim isteyebilir ki? Hah, hemen gelsin istesin vereceğim. Hatta istemesine gerek yok. Alıp gitsin, alıp gitsin. Aa, ne oluyorsun ayol? Ben evleneceksem telli duvaklı gelin olarak çıkıp gitmek isterim bu evden. Ha? Ana, Nijela. Ana, sen misin? Cemile, senin ne işin var burada? Kız Hamide, bu ne hal böyle? Böyle gözlük peçeler falan, he? Yengem yüz görümlü istiyor amca. Sen sus lan. Sizi kameraya alayım mı? Çekme, 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 çekme. Ya bırak çeksin, sen olduğun belli değil ki anne. Sen iyice delilendin Hamide. Bu abuk sabuk şeyleri çıkarın hadi. Çıkarmıyorum Bekir amca. Göreceğiniz manzara hiç hoşunuza gitmez. Bana bak kız, sana yüzünü aç dedim. Korkarsın Bekir'im. 45 senedir gördüğümüzden niye korkayım kadın? Gınarlı kuzum, çıkar. He? Bana yine hayvan dedi. Ana aç yoksa ben açacağım. Aho, bu ne? Yok yok, bunlar cüzdanlı. Uzak dur ondan, bulaşıcıdır amca. Ana sen ne yaptın böyle? Sorma Burhan'ım. Gençlik kremi diye bana Drakula'nın kremini vermişler. Yanlış yazmışsın. Bir daha yaz. Evet, çaylar da geldi. Çay yerine şerbet getirseydin Hacer. Olsun. Kezboşçum, şerbeti ben kendi ellerimle içireceğim sana. İyi, iyi. Simetri ile kesin evlenecek misin Ayroş? Her şey kısmet be enişte. Vallahi teyze bu senin son şansın. Değerlendirsen iyi olur. İstemez. Sen kendine bak kız kurusu. Seni kimse istemiyor diye teyzemi kıskanıyorsun. Ha? Hacer ablamı Deli Ercep her gün istiyor ama. Şşt, hadi sen dersine bak. Hayırlısı neyse olsun. Tamam mı? Buraya. Hepsini buraya yazacağım. Teyze hoş. Canım. Evlenirsen bu köyden gitmeyeceksin değil mi? Gider mi, o buraya gazık çaktı. Bizim evin arkasında boş bir ev var, artık oraya taşınırsınız. Aa, kendi evim dururken niye başka eve taşınacakmışım? Ne yani, o deli Simetri'yle evlenip burada mı kalacaksınız? Tabii, burası benim de evim. Ev değil, düşkünler yurdu mübarek. Benim evde iki tane gelinlik kızım var.
Yabancı bir erkeğe mi alamam? Yabancı değil ana. Artık eniştemiz olacak. Canım, o zamana kadar bakarsın Sülbiye ile Hacer de evlenirler. Ben de evleneceğim, ben de evleneceğim, ben de evleneceğim, ben de evleneceğim. Salak. Sen daha çocuksun, nereye evleniyor? Belki evlenirim. Ha, olur, sonra. Belki evlenirim. Ah. Dünya gözüyle kızlarımın mürvetini görsem başka bir şey istemem vallahi. Ay canım babacığım. İnşallah hepiniz bir an önce evlenirsiniz. Ben de sizden kurtulurum. İnşallah. Ana, sahiden evlenmemizi istiyor musun? Ayol istemez mi? Biz evlenince o da eniştem de ikinci baharını yaşayacak. Kendi yerleştiği yetmiyormuş gibi bir de simetriyi getirecek. Yok yok, olmaz. Hayruş! Seni bir şartla simetriye veririm. Onu eve iç güveysi almayacaksın. Bu ev ikimizin canım. Bakıyorum yine unuttun. Ah ilahi. Hadi bakalım yemeğimizi yiyelim. Oturun. Otur. Yani ana, senin bu yaptığını 3 yaşındaki çocuklar bile yapmaz. Niye öyle diyorsun amcaoğlu? Kadınlar güzelleşmek için her yolu deniyor. Hamide yengemin Ajda Pekkan'dan, Hande teyzinden ne eksiği var? Ağzından bal damlıyor Saffet. Salak, onlar sanatçı. Ben de sanatçı karısıyım. Cemile. Anam baban seni merak etmiyor mu? Buraya geleceğimi onlara söyledim Burhan. Ama ne zaman gideceğini söylemedin. Kızı kovsaydın bari Burhan. Ben de gideyim artık. Yok, otur canım, daha çok erken. Sabah kavası da yap, değil mi? Gözlüğünü takmayı unutma. Seni Fred'in kabus sanabilirler. Bak bak, aferin amcaoğlu. Benimle dolaşa dolaşa sinema kültürünü de artmış. Bu köyde kaç kişi Fred'in kabusunu biliyor? Hadi lan. Ne oluyor lan? Yenge, amcamın yanına gel de ikinizi kameraya çekeyim. Otur istemez. Aa, poz ver amca. Bırak oğlum be. Bir tekne adı. Taka. Bakın kızlar, size neler göstereceğim. Ay teyze hoş. Ne güzel çeyizler bunlar. Teyze hoş. Bunları... Rahmetli büyükanneniz bana hazırlamıştı. Ay nur içinde yatsın anacığım. Hepsi de birbirinden güzel. Teyze, bu benim olabilir mi? Benim olsun ne olur. Oo, kurban olurum olsun. Kız annen sana çeyiz hazırlamadı mı? Kezboş, bunların çeyizi yok mu anacığım? Sen nasılsa evde kalacaksın diye yapmadım. Seninkileri onlara verecektim. Sevgiye. Ayruşcuğum, devir değişti. Güzel değil mi? Çeyiz sandığı diye bir şey kalmadı artık. Doğru diyorsun Salim. Ablam Nuh Nebi'den kaldığı için onun var. Ama köydeki bütün kızların çeyizi var ana. Anne, ablam Burhan'la evlenmek istiyor. Cemal. Ben sağ olduğum sürece Ocuracı sürahesine kız vermem. Desene bugün evde kalacak. Ama sen kalmazsın, senin her cebin var. Baba ya, şuna bir şey desene, yeter artık. Yalan mı kızım? Hepiniz evlenme çağına geldiniz. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Bakın, Hayruç teyzeniz bile evlenmeye kalktı. Evlenmek marifetmiş gibi. Bırak! Yapma! Yapma ya! Benim güzel kızım. Ay şunun güzelliğine bak. Ay 5. çocuğumuz olacak diye çok mutluyum Simoşcuğum. Ben de hayatım. Ama bu kadar çocuk bana yetmez. 5 tane daha yapalım. Yapalım. Ay yapalım bir tane. Ne olacak ayol? Çılgın. Hayruş, şu çocuklarına bir şey söylesene Hayruş. Ne diyeyim ayol? Teyzelerine gelmişler, seviyorlar. Ne var? Ne demek? Ay! 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 Ay
Onlar seni çok özlemiş anacığım. Dimitri. Ayrış. Evlenmek yok. Anladınız mı? Aa, Allah Allah, ne oluyor ya? Aa, sana ne ayol bizim evlenmemizden? Kızlar, size söylüyorum. Evlenirseniz bu eve adım atamazsınız. Aynı şartlar senin için de geçerli Hayruş Hanım. Şekerim, ben evlenip bu evde oturacağım. Seni kale dahi almıyorum. Hı? Bu yaptığın hiç doğru değil. Ne oluyor? Ben torunlarımı kucağıma almak istiyorum Kezban'ım. O zaman sen de onlarla gidersin. Ana, sen iyi misin? Sen anne! Korkma çocuğum, korkma. Ay, geldiler galiba. Hoş gittikleri yok ki. Ne dediğimi duydunuz. Evlenmek yok. Hadi evlendiniz diyelim. O zaman çocuk yapmak yok. Şimdi de nüfus planlama memuru kesildi başımıza. Ya bir filmin senaryosunu yazmak amma zormuş ha. Şşt! Yaz. Hülya, Hakan'ın trafik kazası geçirdiğini gazetelerden okuyunca beyninden vurulmuşa döner. O sırada telefon acı acı çalar. Amcaoğlu, benim bildiğim telefon çaldığı zaman hep aynı sesi çıkartıyor. Telefonun acı acı veya tatlı tatlı çaldığını nereden anlayacaksın? Bana soru sorma asistan. Oh be, asistan da olduk ha. Biz burada hayrımıza sana yardım edelim diyoruz. Sen kalkmış bana asistan diyorsun. Çırak deseydin bari. İlan perilerimi kaçırıyorsun. Hadi yaz şimdi. En son ne demiştim ben? Telefon acı acı çalıyordu. Ha, evet. Bakalım telefondaki ses Hülya'ya ne diyecek? Hakan kazada öldü diyecek. Hayır. Hakan kör oldu. Şu anda Şensaz pavyonunda keman çalıyor diyecek. Ya amcaoğlu, sen benim beynimi okuyorsun. Yo, seyrettirdiğim filmlerin %70'i bu konuları işliyordu da. Ne yaptın lan? Ben seçici bir yönetmenim. Öyle her senaryoyu beğenmem. Salak, kendin yazıyorsun ya. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun asistan? Seni setten kovarım, haberin olsun. Ulan burası set mi be? Otur yerine. Bütün ödülleri alacak bir film hikayesi geldi aklıma. Yaz amcaoğlu. Ayşe bir hanım ağanın kızı. Ali ise bir çalgıcının oğlu. Ayşe zengin, Ali ise fakir. Kızın anası Ali çalgıcıdır diye ona kızını vermez. Niye yazmıyorsun amcaoğlu? Vallahi bu hikaye bana hiç yabancı değildi ondan. Oğlum, sen benimle Sülbiye'nin aşkını anlatıyorsun. Biliyorum, çünkü bu filmin başrolünde senle Sülbiye olacak. Nasıl olacak o iş? Kezban Yenge Sülbiye'nin oynamasına hayatta izin vermez. Sen o işi bana bırak. Biz burada sanat icra ediyoruz oğlum. Sanatın önünü kimse kesemez. Kezban Yenge bile. Aslında bu filmin başrolünde Nicole Kidman oynatmayı düşünmüştüm ama... başka bir film çektiği için gelemiyor. Nicole Kidman ha? Sana bir şey diyeyim mi amcaoğlu? Nicole Kidman seni görse ilk bakışta aşık olurdu. Sahi mi? Sahi ya. Salak. Demek film çekip yarışmaya katılacağımız, öyle mi? Peki filmin konusu ne?
Bir hanım ağanın kızıyla basit bir çalgıcının aşk hikayesi. Kızın anası kızını çalgıcıya vermiyor desem doğru tahmin yapmış olur muyum acaba? Tam üstüne bastın. Çek ayağını. Şimdi kafanıza basacağım. Ulan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok vallahi senaryo öyle. Peki filmin sonunda ne oluyor? Mutlu son. O gaddar ve acımasız anaya inat. İki sevgili evlenip mutlu mesut oluyorlar. Sus lan. Ne var be? Filmin sonunda hanım ağanın dediği oğlu. Ve kızını istediği adamla evlendiriyor. Bu son kulağıma daha hoş geldi. En azından mantıklı. Peki benden ne istiyorsunuz? Söyle. Filme sponsor olmanı istiyoruz. Yani para istiyoruz. Yani gönlünden ne koparsa. Sadaka mı istiyorsunuz lan? Amcaoğlu çekil şöyle. Eğer bu filmle yarışmayı kazanırsak bütün televizyonlar bizim köyden bahsedecek. Ve tabii ki kültür ve sanata yaptığı desteklerden dolayı Muhtar Kezban yengeyi de medyatik yapacaklar. Ve ayrıca filmin sonunda büyük harflerle şöyle yazacak. Esence Köyü Muhtarı Sayın Kezban yengeye sonsuz teşekkürler. Zar tutma lan. Lütfen düz tutar mısın şu curayı Bay Bekir? Lütfen. Senin ilaçların gelmedi mi daha Simetri abi? Bu köyün nöbetçi delisi olarak daha ne kadar dolaşacaksın? Bu köyün bir tane delisi olacak. Bu ne? O da ben, Hacer ve Evlen Hoca. Bana bak. Hacer yok demedim mi ben sana? Her şey düzenli olmalı. Petir abi. Benimle Hacer için bir beste yapsana. Sus lan deli. Görmüyor musun? Film müziği yapıyorum burada. Her şey düzenli ol. Ya bir düzene Simetri abi. Ya. Amca. Amca. Bu filmin müziği bir tutarsa var ya bütün kasetçiler peşine düşer vallahi. Bu ne? Ben öyle kolay kolay kaset yapmam. Niye Bekir amca? Şu borsan kasetler var ya. Onlar var oldukça ben kaset yapmayacağım. İnsanın emeğini çalıyorlar. Haklısın vallahi Bekir amca. Ben de korsan olacağım. Yok tek gözlü korsan olacağım. Hacer'imi kaçıracağım. Ben sana Hacer yok demedim mi ha? Otur. Sus. Baba belki inanmayacaksın ama film yapmak için Kezban yenge bize gereken parayı verecek. O delinin cebinde akrep var. Hayatta vermez. Niye vermesin? Bravo Kezban yengeye. Onunla ne kadar gurur duysak azdır. Bekir, bunun kafasına saksı mı düştü? Yok ya, ilaçları bitmiş. Anlayacağım, sil baştan. Ben de dedim, hangi dağda kurt öldü de böyle Kezban'ı övüp duruyor. Amcaoğlu, ne zaman motor diyoruz? Oyuncuları bulunca start alacağız. Her şey düzenli olmalı. Boz simetreli, boz. Kapandı galiba Cemile, bak bakayım. Ay zencilere benzedik vallahi. Bu son. Bir daha bilmediğim kremi yüzüme sürmeyeceğim. Değil mi ama? Ben yüzümden para kazanıyorum. Yüzünden mi? Sen fotomodelliğe de mi başvurdun yoksa? Yok kız. Hani geçenlerde televizyona çıkmıştım ya. Sunucu kadın bana çok hijyenik bir yüzüm var demişti. Hijyenik mi? Sakın fotojenik demiş olmasın. Ha işte o dediğinden kız. Acele edelim Hamide teyze, geç kalırsak rolümüzü başkasına kaptırırız. Korkma kız. Filmin yönetmeni kocamın yeğeni olur. Anlayacaksın torpilliyiz. Hamide teyze, madem yönetmen akraban, ona söyle de beni Burhan'la evlendirecek bir sahne çeksin. Tamam.
Ama önce şu yüzümüzü iyice bir kapatalım. Temizleyelim ondan sonra. Ayırma ağam. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Sonduğunuza dur lan. Elini korkak alıştırma lan. Aa, ana. Kezban yenge. Ya ne oluyor ya? Stop. Stop. Ana vallahi biz evlenmedik. Film icabı buradayız. Evet. Olsun. Rol gereği de olsa, film icabı da olsa ben ölene kadar bu cıracının oğluyla evlenemezsin. İşte o kadar. Yürü. Yürü. Ya ana ya. Yürü dedim sana. Hadi. Yürü. Bırak ana ya. Yürü kız. Bravo, bravo. Bravo, çok güzel, bravo. Çekilen ayakkabı. Bravo, bravo. Tebrikler, tebrikler Kezban yenge. Sen doğuştan aktrissin Kezban yenge. Kezban yengeye bir alkış. Bravo Kezban. Bravo. Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Beni sizler var ettiniz. Ne yapıyorsun ben ya? Şöyle böyledir işte Kezban yenge. Kezban yenge, bu filmde oynamak ister misin? Şartlarımı kabul edersen oynarım. Filmin sponsoru sensin. Sen ne dersen o olur. Yeter ki emret. Ama. Filmin senaryosunu ben yazacağım. Anlaştık mı? Aa, bu harika bir şey Kezban yenge. İyi. O zaman akşama bize gel. Al şunu. Tamam. Hadi. Hey! Yürü hadi yürü. Yemek arası. Ne vuruyor lan? Ne bu böyle bak. Giyinmişsin gelinlikleri? Dur. Bekir moruya gidelim. Yürü. Şuna bak. Tamam. Geri git. Sen neden çalsana? Kezban aman ayağını dik yapma. Aman Bekir. O kadar kolay değil sanırım. Bu işler senin düşündüğün gibi olmuyor herhalde. Aha ben buldum. Ne buldun? Bak şimdi. Heh. Karnını böyle uzattım. Çek tamam mı? Böyle fıkır heh. Fıkır kıyafetler filmin falan. Filmin ismi ne demiştin? Her yaşta aşk. Anam. Yaz hadi. Evde şeker kalmadı. 50 defadır çay getiriyorum. İçilmeden geri götürüyorum. Bu ne ya? Aha ben bunu bir filmde görmüştüm. Senaristler sürekli çayla Nescafe içiyorlar. İyi. Bir sebebi mi vardı acaba? Vallahi orasını bilmiyorum işte. Sen bildiğin bir şey söyle, kafamı kıracağım zaten. Biraz daha çene çalarsan senin kafanı ben kıracağım. Gülme be, ben ne yaptım şimdi? Görmüyor musun, senaryo yazıyorum, kafamı karıştırıp duruyorsun. Aman iyi yazın, iyi. Buldum. Ne buldun Kezban yenge? Sana öyle bir senaryo yazacağım ki bütün ödülleri sen alacaksın. Üsker ödülü de dahil. Hatta altın portakal. Sahibi Kezban yenge. Hadi ya. Sülbiye'yi istemeye gelir. Ama sen böyle güzelce çekeceksin. He. Böyle ani bir ziyarette bulunduğumuz için bizi bağışlayın Maria. Oğul
Oğlum Eduardo çok tez canlıdır. Bir şey istedi mi hemen sahip olmak ister. Onu bu kadar şımarttığı için Manuel Ramirez'e hep kızmışımdır. Margarita, kaç kez söyledim sana eline koluna sahip çık diye. Ben de sana söylüyorum Manuel. Ben konuşurken yanıma yaklaşma. Aman neyse ne. Alfonso gecikecek herhalde. Şeker kamışı tarlasında Senyor Manuel. Küçük kızım Mercedes'i yolladım. Biraz sonra burada olur. Fazla vaktimiz yok Maria. Öğleden sonra belediye başkanıyla bir randevum var. Hem ziyaretimizin sebebi belli. Brezilya kahvelerini seçtik. Artık izninizle sadede gelmek istiyorum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Isaura'yı, oğlumuz Eduardo'ya... Verdim gitti. Ah. Aman Allah'ım. Don Manuel Ramirez. Ah, işte Alfonso da geldi. Señor Ramirez. Evimi onurlandırdığınızı duyunca hemen koşup geldim. Biraz ani olduğu için kusura bakma Alfonso. Lafı mı olur? Şeref verdiniz. O şeref bana ait Alfonso. Rica ederim, rica ederim. Biz artık dünür sayılırız. Ne? Ne? Doğru mu söylüyorum Maria? Doğru Alfonso. Kızmadın değil mi? Ne kızması Maria? Bu en mutlu günüm benim. Isaura, Eduardo, kızım. Baba. Öp yavrum. Öpeyim baba. İnşallah mutlu olursunuz. Manuel, neden gitarınla bizleri eğlendirmiyorsun? Bir şey unutmuyor musun Eduardo? Ah, özür dilerim Isaura. Biliyorsun yıllardır bu anı bekliyorum. Çok korkuyorum Eduardo. Korkma sevgili Isaura. Artık hiçbir şey mutluluğumuzu bozamaz. Isaura? Düğün bulaşıklarını yıkamadan yatacağını mı sanıyorsun? Ama Margarita ana. Sen anama karşı mı geliyorsun? Maria'nın kızı işte. Başka ne beklenir? Ayakkabılarımı çıkarmadan nereye gidiyorsun Isaura? Gelin gelin. Ekspresyon daha hazır değil mi? Buldum Kezban yenge. Buldum. Buldum. Nasıl? Hadi anlat. Bak şimdi. Bu tarafa geleceğiz. Hiç yakışıyor mu sizin gibi bir hanımefendiye köle gibi çalışmak? Bırak Alvaro. Zaten ismi üstünde. Köle Isaura. Bırakın. Size yardım edeyim. Ha? Gerek yok. Benden uzak durun yeter. Çekil ayağımın altından pis kadın. Yapma Eduardo. Eduardo. Eduardo.
Senin üstüne çapkın tanımıyorum Alvaro. Anlaştık o zaman. Eduardo benim. İzara da benim. Eduardo, bu halin ne? Yine mi sarhoş oldun? Hep İzara'nın yüzünden baba. Oğlumu alkolik yaptın İzara. Hayır Don Manuel baba. Benim bir suçum yok. Sus, cevap verme. İtiraz istemiyorum Sergio. Anama da bir şey söyleme. Ben çok mutluyum. Hadi kardeşim güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Zahra, Manuel Ramiz'e odun mu kırıyorsun? Evet Kont Alvaro. Devamlı çalıştığınızı görmek beni çok kırıyor. Benim için üzülmenize gerek yok Alvaro. Ben mutluyum. Ama ben mutsuzum Zahra. Sizi düşünmekten vazgeçemiyorum. Bakışlarınız ruhumu titretiyor. Ben evli bir kadınım. Lütfen gidin buradan. Beni yalnız bırakın. Şşt, umurumda değil. Bu sizden hoşlandığım gerçeğini değiştiremez. Aman Allah'ım, siz aklınızı kaçırmışsınız. Sizin yüzünüzden aklımı kaçırdım. Lütfen bana tek bir şans verin. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. İzaura. Margarita ana. Sen bir yılansın yılan. Ben suçsuzum Margarita Hanım. O bana asıldı. Yalancı şırpıntı seni. Seni oğluma söyleyeyim de gör. Maria'nın kızı işte ne olacak? Anasına bak kızına al. Merhaba. Pipi. Ne buldun? Bak şimdi. Cemile üzüm. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım Eduardo. Büyük halam Türkiye'den yollamış. Hadi aç bakayım ağzını. Ne kadar tatlısın Isabel. Üzümden de mi ha? O hizmetçi bozuntusuyla artık boşanmanı istiyorum Eduardo. Allah. Kaç kere söyledim sana ortalıkta boş boş dolanma diye ha? Pis olacağım. Hem fakir hem eğitimsiz. Aman Allah. Thank you.
Anneciğim, kurtar beni Ramirez'lerin elinden. İzavracığım, canım kızım benim. Eve gelen konuklarına bile dövdürüyorlar beni. Dayanamıyorum artık aşağılanmaya. Sen de biliyorsun İzavra. Artık geri dönüşü yok. Mutlaka bir yolu olmalı anneciğim. Yoksa kendimi öldürürüm. Şimdi anladın mı seni Ocuracı ailesine neden Kes! Burada dolaylı yoldan bizim aileye hakaret ediliyor. Kezban, ben sana o senaryoyu yedirmez miyim ha? Hepimizi oyuna getirdi. Bizi aşağıladı. Uyanın da balığa gidelim Cüracı ailesi. Beni de kirli oyunların alet etti Kezban yenge. Sülbiye, şimdi anladın mı evleneceğin kişinin ne mal olduğunu? Ama o senaryoda ana. Ne fark eder? Çabuk bana kaseti ver amcaoğlu. Bana verme, bana ver. Parasını ben verdim. Bırakın be, bırakın. Şimdi. Parasını ben verdim. Bırak. Ya bırak. Burada kaset yok. Ne? Öldün sen pire sapık. Dur. Yapma kesme. Yapma. Yavaş. Çekil bakayım Burhan Efendi. Sen de odan hadi. Aha, her şey simetrik olmalı. Bu ne? Bak, şunlara bak. Aha da beş. Aha. Ne rezalet. Her şey düzenli olmalı. Ya. Evet. Sen 5 santim sağa. Ben mi? Ne seni be adam. Zavallı. İyice tırlattı yazık. Sen sandalye kaçamazsın benden. Senin ayakların. Senin ayaklarından bir diğerlerinden uzun. Deli. Görebilin de aşırı bir an önce gelse bari. Şu masa aha, bu masadan iki. Büyük. Aletlerimi getirin hepsini aynı boy yapacağım. Hepsi aynı zaten. Sen simetromaniden ne anlarsın be adam? Sen önce şu berberini değiştir. Saçlara bak. Bazıları uzun bazıları kısa. Söyle aynı boyda kessin. 6, 5. Simetri. Elime bak. 5 parmağın 5'i aynı boyda değil. Dalga geçmek yok. Ercep nerede? Gelse de şundan bizi kurtarsa. O bir şey yapamaz. Deli deliyi görünce çomağını saklarmış. Benim Bursa valisiyle randevum var. Siz keyfinize bakın. Ben birazdan dönerim. Bizden çok selam söyle. Kime? Kime selam söyleyeyim? Hı? Valiye gidiyorum dedin ya. Benim İçişleri Bakanı'yla acilen bir toplantım var. Oha. Hem de konvansiyonel ve konjektürel bağlamda. Kahve size emanet. Dağınıklık istemem. Şoför, helikopteri çalıştır lütfen. Oha. Ah ulan parasızlık. Ah! Dünyanın en büyük yönetmeni parasızlık yüzünden köy yerinde harcanıyor. Sen de iyice havalara girdin be amcaoğlu. Sen kim, yönetmen olmak kim? Bir gün gelecek gerçek değerim anlaşılacak ama iş işten geçmiş olacak. Bu konuda haklısın. Bizim memlekette gerçek sanatçıların değeri öldükten sonra anlaşılıyor. Ama ben ölmeden kendimi ispat edeceğim. Şöyle çarpıcı, duygusal, buram buram gerçek aşk kokan bir film hikayesi bulsam. Saçmalama. Bu zamanda öyle bir aşk yok ki. Yani benimle Sülbiye'nin aşkını saymazsak. Açarım. İşte bu. Saçmalama, bu olmaz. Başka bir konu bul. Tamam.
bir yasalak Zafer. Bunu daha önce niye düşünmedin ki? Ulan Hergele, yine ne geldi aklına? Bekle beni Hollywood. Bekle beni Nicole Kidman. Yönetmen Saffet geliyor. I love you Nicole. Hacer'im. İşim gücüm var. Hacer'im bir dakika. Hacer'im. Ne yapıyorsunuz ağaca? Sürpriz. Aa, o ne öyle? Size ettiğim teklifi değerlendirdiniz mi? İzdivaç teklifinizi mi? Herhalde. Teklifimi sıradan bulduysanız sizi kaçırabilirim de. Yok canım, ne gerek var? O zaman sizi istemeye geleceğim. Ama... Niye sustunuz? Validenizle pederiniz rahmetli olduğuna göre sizi kimden isteyeceğim? Ayol bütün ailem rahmetli olmadığına göre kız kardeşimle eniştemden istersiniz. Çok iyi. O zaman bu akşam size Görücü'ye geliyorum. Ay çok ani olmadı mı? Vakit nakittir Hayruş. Ömür geçiyor ömür. Elimizi çabuk tutmalıyız. Ay utandırıyorsunuz beni ama nasıl isterseniz tabii. Size hangi çiçeği getireyim? Gül, karanfil, kasımpatı, begonvil, katır tırnağı. Ben en çok papatyayı severim. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Kalbim sizi görünce ismin dudaklarımı yakıyor neden? Hacer'im, Hacer'im sen şöyle otur ben senin yanına çalayım. İşte kirlenmemiş bir aşk. Çekil Ercep, işim gücüm var görmüyor musun? Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. Hacer'im ben alacağım değil mi? Olmayacak duaya amin diyorsun Ercep. Sen de amin de bakarsın duamız kabul olur. Kavuşuruz. Ercep benim bu anam varken biz zaten zor buluşuruz. Ercep. Bak ben sana ne diyeceğim. Ah canım Hacer'im bana bir şey mi diyeceksin? De Hacer'im de. Bak Ercep sen boylu poslu, yakışıklı hatta nazik, çok karizmatik, mükemmel bir insansın. Teşekkür ederim. Övünmek gibi olmasın öyleyim. Sen niye gidip kendine uygun birini bulmuyorsun? Şöyle sen boylarında, senin gibi karizmatik, senin gibi deli, seni böyle deliler gibi sevecek birini niye bulmuyor? Seni buldum ya Hacer'im. Salak ben deli miyim? Bana aşık olursan aşkından delirebilirsin. Sen bana sabır ver ya delireceğim. Delireceğim. Hacer'im bana kızma Hacer'im. Seni üzmek istemedim. Ne oldu? Elimde değil. Seni seviyorum. Hem de deliler gibi. Yeter var mı? Sen zaten delisin be. Salak şey. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. Çok güzel. Bana da bir çay verir misin? Güzel. Ya bunun ilaçları gelmedi mi daha? Kime sipariş vermiş bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Bunun ilaçları yeşil reçeteyle satılıyor. Öyle kolay kolay herkese vermezler. Onun ula eczacı ya ondan. Eğer ilacı gelmezse olan bize olur. Baksana ne hale geldi. Haklısın Bekir amca. Eskiden Kezban yengenin bir numaralı muhalifiydi. Hı. Şimdi en yakın adamı oldu. Heh. Ne yaptığının farkında değil ki yazı.
Ya Bekir amca. He. Kezban yenge dedin de aklıma geldi. Şu senin oğlana de de benim sevdiğim kızla uğraşmazsın. Sülbiye beni seviyor. Git lan. Oyuncağın derdinde kasap et derdini. Biz şurada oturmuş şu garibandan bahsediyoruz. Senin söylediğin şeye bak. Heh. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyur simetri ilaçlarını getirdim. Hele şükür. Oh. Şükürler olsun turp gibiyim. İlaca ihtiyacım yok. Bunları sipariş ettin ya. Süleyman amca sen bana ver ben hallederim. Su ver. Buyur Simetri amca. Bu ne? Sana vitamin hapı getirdim. Adamı zinde tutuyormuş. Ben asla ilaç kullanmam. Sağlığım yerinde benim. Olsun bak sen yine de al. Almam. Bir, iki, üç. Hadi. Ha, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Dağ başı mı burası? İmdat! Bağırma, bağırma. İç şunu. İç, 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 iç. Oh. Oh. İşte. Ah. Bak geline, geline kına yakmış eline. Geline bak geline kına yakmış eline. Suzu ya kafam şişti. Amanın teyze şu en mutlu günü bugün. Durun hele dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Baksanıza kaç saat oldu deli ortada yok. Ona deli demekten vazgeç Kezboş. Ben ne olmuş kocana... bana? Sana bodur diyecekti baba. Aşk olsun hayruş. Ben bodur muyum? Aa. Yok canım. Sen Selvi boylusun ben de al yazmalım. Kız Ayruş. Bu adamın geleceği yok galiba. Ay biraz daha bekleyelim. Belki trafiğe yakalanmıştır ha. Teyzoş. Teyzoş burası İstanbul değil. Ne trafiği? Aman ağız alışkanlığı işte. Sağ olsun Kezboş insanda akıl bırakmıyor ki. Şimdi de kötü ben mi oldum yani? 10 dakika daha bekleyeceğim. Gelmezse gidip yatıp uyuyacağım. Yapma ana. Simetri abi teyzemi senden isteyecek ya. Ben de vekaletimi sana veriyorum. Benim adıma bunu sen verirsin. Allah! Teyzemi benden isteyecekler. Ben vereceğim. Ben sus! Vereceğim. Olur mu öyle şey? Teyzoş. Ha. Simetri abi sana evlenme teklif ettiği için pişman olmasın sakın. Ay daha neler. Onunla evlenmem için dünyanın laflarını etti bana. Bak, bak, ne bak. Yalvardı. Hatta kaçırmayı bile teklif etti. Teyzoş. Ne? Sen şimdi Simetri'ye mi kaçacaksın? Aman. Birazdan ben keçileri kaçıracağım. Bu adam bizimle dalga mı geçiyor? Saat kaç oldu? Kalk Salim kahveye gidiyoruz. Kahveye mi? Niye gidiyoruz kahveye? Simetri bunu istemeye gelmedi. Bari biz gidip onu isteyelim. Aa. Hadi kalk. Saçmalama Kezban. Ben kimsenin ayağına gitmem. İster gel ister gelme. Ben gidiyorum. Git. Ana ben de geliyorum. Hadi teyzoş biz de gidelim. Allah Allah. Hadi. Dur dur. Saçımı başımı toplayayım şekerim. Bir de şal alayım. Bak neler kaybettiğini görsün. Hadi teyzoş. Allah Allah neler kaybetti acaba? Oğlum. Çay içer misin? Sağ ol ana. İyi misin ana? Başım döndü de. Ne oluyor bu kadına? Bilmem. Üşüttü galiba. Nasıl oldun ana? Nasıl oldun Hamide? Otur otur. Bekir'im. Ne diyeceksen de Hamide görmüyor mu? Bulmaca çözüyorum. Bekir'im. He. Ben hamileyim. Ne? Ne? Koştum geldim. Ha?
İştahı sonda da geldi. Don Manuel Ramirez. Don Manuel Ramirez. Sizi duyunca hemen koştum geldim. Anlamıyorum, duymuyorum. Bu sefer de sen olsun. Ne olduğu için kusura bakma Alfonso. Ben biliyorum. Maria'nın kızı işte, ne olacak? Anasına bak, kızını al. Nuri köpeğim. Merhaba. Nuri köpeğim, Fifi. Fifi. Tamam, buradan bak. Tam dedim, neredeyse ben avlayacaktım Kur'an canım. Sevgili evlenip... O gaddar ve acımasız şey ya. Bir daha. Lazım, ben. Hayır, biraz bana doğru. Hayır, Don Manuel baba. Benim bir suçum yok. Sus, bir cevap ver. Evet, çok acıdı. Yapacak bir şey yok. Oldu mu? Siz aklınızı kaçırdınız. Fifi? Lütfen bana tek bir şans verin. Fifi, tamam Fifi. Bu kadar. Kadar. Tamam Fifi, tamam. Fifi! Fifi! Kime diyorum ben, dedi. Ya inanamıyorum. Efendim biraz huysuz da. Çıkmıyorlar tamam.